Deryansı'ndan mutlu akşamlar değerli seyirciler. Nihat Genç ile Deryansı programıyla karşınızdayız. Türkiye belki de Cumhuriyet tarihinin en şaibeli seçimini geride bıraktı. 30 Mart seçimleri bitti ama tartışması bitmiş değil. Başta Ankara olmak üzere yurdun çeşitli yerlerinde yeniden sayımakla ilgili taleplerin büyük bir bölümü reddedildi. Ama Ağrı'da sırf AKP kazansın diye 17 defa sayıldı. Ankara'da hem ilçe seçim kurulu hem il seçim kurulunun reddi kararından sonra yüksek seçim kuruluna belki de iptalle ilgili bir girişim var. Ama bütün izleyicilerimiz bildiği gibi kamuoyunda da şöyle bir algı var. Tayyip Erdoğan ben seçilene kadar hiç kimseyi her şeyi bütün hukuku da içe sayıyor. Nitekim Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararda milli bulmadım diyerek saygı duymadığını ifade etti. Oysa hukuk kurallarında milli ve gayrimilli olmaz diye biliyorum. Ne dersin Nihat abi? İşte büyük bir felaketin içinden geçiyoruz. Çok büyük bir felaketin içinden geçiyoruz. Dediğin gibi hiçbir şikayet, hiçbir itiraz ciddiye alınmıyor. Hakimler onlardan, seçim kurulları onlardan, bütün tedbirlerini almışlar. Şehirlerde seçimlerini kaybedeceklerini bilince büyük şehir yapıp, köylerden bütün çok uzaklardan oylar getirip, hadi hepsini geçtim, tutanakları tutanlar onlar, koyanlar onlar. Gidip orada bir soru sorduğun zaman, bir dilekçi, bir itiraz yaptığın zaman tomaları çekiyor, gaz bombalarını atıyor, sokakları, Mithat Paşa'yı sokakları tutuyor. Yani bu toprakta, daha önce de bakın, bilgisayarda ÖSYM hırsızlıkları oldu, herhangi bir şey çıktı mı, hepsini kapattı gittiler, ellerinde bir kere. Ne oldu? O balyoz Ergon Okon'da 7 yıl yatırdılar, hepsi yalan boş dedik, bir şey yaptılar mı? Yaptıkları tek şey senin ben kafana bir itiraz edenin kafasına mermi karşılığı atıyorlar. Başka yaptıkları bir şey var. Bizi bu toprakta ele geçip yani bu toprakta bir işgal süreci yaşıyor. Bir felaket süreci yaşıyor. Bunları ele geçirmeyeceklerdi kardeşim. Bu kadar yerlere imkanları ele geçirmeyeceklerdi. Şu anda bu toprakta yaşayan hiç kimseyi kendi halkını cahil yerine koyuyor. Kendi halkını aşağılıyor. Yolsuzluklarını hem soyu hem aşağılıyor. Hem soyu hem parasını yiyor. Hem soyu hem bunları dindar bilmem ne yapıyor. Nedir bu ya? Kendi halkını aşağılayan bilmem ne. Yani bu burada bizim için şöyle bir şey var. Yani bizi yurttaş yerine geç. Ne yurttaş? Bizi kafir görüyorlar. Bize yaratık gözüyle bakıyorlar. Bizi böcek yerine koyuyorlar. Bir insanın bir dilekçesi, bir itirazı değil mi? Ciddiye alınmalı. Hadi bu seçimi geçtim. Bilgisayar hırsızlıkları, o kadar üniversiteye çocuk hazırlandı, girdi. O kadar KPSS'ye çocuk girdi. Nerede bunlar? Kendi adamları, kendi...